Ablacığım merhabalar diyelim. Ekonomiyi soracağız ama. Hiç zamanım yok. Ekonomi zaten bakmış. Ekonomiyi anlatmaya ne gerek var ki? Her şey ortada. Ekonomiyi soracağız ama nasıl görüyorsun? Ekonomi belli zaten ortada. Acelemiz var, doktora gidiyoruz. Peki. Ekonomiyi soracağız ama nasıl görüyorsun ablacığım? Güzel olacak. Dibe vurdu. Nasıl dibe vurduk anne? Şimdi görüyoruz her şey 20 lira 25 lira. Meyve 20-25 liradan aşağı bir meyve yok. Bırak meyveyi, yağlar, peynir, zeytin, şeker, hepsi. Bunların bu kadar artmasının nedeni ne olarak görüyorsunuz? Hiç bilemiyorum. Peki anneciğim, bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? O bende kalsın. Bundan önce kime vermiştiniz? Ben hiç kimseye vermedim. Neden şimdi bir kararsızlık yaşıyorsunuz o zaman? Şimdi bir düşündüğüm var onun için. Bizle paylaşmak istemez misin? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki. Kolay gelsin. Bu pahalılıkta ne sorabilirsin ki? Niye böyle olduk diye soracağım işte abi. Niye bu kadar pahalandı diye soracağım. Abi ülkede çok hırsız olduğu için olan sana bana oluyor. Her şey vatandaş mı çekiyor abi? Sence? Ama Cumhurbaşkanı da diyor ki iyiken hepimizdik, şimdi kötüyken de hep beraber omuzlamamız lazım. Tabi canım, güzel İstanbul olduğu için böyle oluyor. İyiken neleri gördük? Hiçbir şey görmedik. Patates, soğan gördük. Tanzim çadırlarından mı bahsediyorsun? Pandemide patates, evet. Soğan gördük. Başka bir şey görmedik ki. Ne göreceğiz? Nasıl tamam gidecek abi böyle? Abi nereye nasıl kadar gidersen? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben daha konuşmayacağım. Allah sonumuzu hayır etsin kardeşim. Abi şunu da sorayım o zaman son olarak abi. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Abi şimdi oyunu seçim olsaydı bu arada bende kalsın be. Bundan önce kime kullanmış? Erdoğan'a kullanmış. Şimdi herhalde bir düşüncedesin veya vaz mı geçti? Yo, ben bizim başkanımızın üstüne başlandı gelmez. Allah'tan başımızda var. O olmasa ne olurduk abi? Domates kilosu 200 milyon olur. Dünyada abi zaten baktığımız zaman domates üreticisinde dünyanın üçüncüsüyüz ama 40 lirayı yiyoruz. Nasıl olacak? Yani, domates 200 diyorsun ama dünyada üretimde üçüncüyüz. Olur. Şey, düşün yani üretimde olduğu için gene de pahalı yani. Ama işte diyorum ya işte başka ben. Başka reis giderse, başkası gelirse domates 200 olur diyorum ben. Niye abi? Niye o zaman görürsün diye oluyor. Peki faturalara ne diyorsun? Faturalar niye bu kadar? Hadi domatese dedin ki giderse 200 lira olur. Abi, ki diyorum ki ben de dünyanın 3. üreticisiyiz domates konusunda. Daha ucuza yememiz lazımken 40 lirayı yiyor. Yok, reis giderse diyorum, başkası gelirse diyorum. Niye abi? Bizim 84-85 milyon nüfusuz. Her canlı da bir gün ölümü tadacak. Bu zincirli kuyunun kapısında da yok. Aynen öyle abi. Doğru. Bir gün Cumhurbaşkanı da tabii ki de yani yaşı da var. İlerleyen hani Allah uzun ömür versin ama tabii ki de o da toprak olacak. O zaman ne olacağız? Gerçekten biteceğiz mi? Yok, bitmeyiz inşallah. Adam akıllı el sütlenmiş bir kişi gelir de. Ne oldu abi? Az önce dedi ki giderse 200 de. Abi ben ne diyorum ama adam akıllı biri gelirse diyorum ben. Adam akıllı sizce kimdir? Yani kim abi olarak görüyorsunuz adamı? Adamsın adam. Gene ben sana söyleyeyim. Ben sana gene söyleyeyim abi. Eğer Erdoğan giderse bile gene AK Parti'den birisi gelir. Niye abi? Nasıl gelebilirler? Nasıl olabilir? Veya adayı kim olabilir sence? Hani AK Parti'den biri gelebilir dedi. Ben bilmiyorum da hani büyük bir ihtimalle olur yani. Ne bileyim, CHP'ye vermezler tahmin. Niye abi vermez? Yani vermemesi nedenleri ne olabilir sence? Abi şimdi konuşacak muhabbetler var. Farklı muhabbetler. Yok abi, konuşalım. Hakaretimiz yoksa, bir şeyimiz yoksa konuşabiliriz. Sorun değil. Adam Avrupa. Orayı da eleştirebiliyorsun tabii ki. Avrupa terörü beslemiyor mu? Her türlü besliyor. Şimdi Türkiye'de oraya oldu mu? Tık kanka olacaklar. Avrupa ayağına gidecek. Evet, terörü her yere girip çıkacak. Niye abi, terörü niye desteklesinler? Niye izin versin? Bir hükümet bir teröre izin verebilir mi? Sence veremez mi? Bence veremez. Vatandaşına ihanettir teröre izin veren. Milletine, ülkesine ihanet değil midir teröre izin veren? İhanettir tabi ama abicim işte herkes bir şeyler yapmanın peşinde de adam yani İstanbul'u yaptı yani Allah razı olsun. Başımızdan ben sana söyleyeyim mi? Gitsin biz yandık diyor. Nasıl yandık abi? Yanma nasıl yanıyoruz onu merak ediyorum. Şimdi şeydik, daha beter oluruz bence. Abi zaten daha bunun daha beteri ne olabilir ki? Her şey almış başını gidiyor. Kıtlık gelecek şimdi. Abi üretmezsek, yapmazsak kıtlık gelir zaten. Kardeşim ülke, tarlaların bomboş. Elden alıyorsun. Domates 6 lira. Buraya gelene kadar 20 lira. Niye hiç olduğunu sorguladın mı abi? Şeyler, o elden ele geçiyor abi. Elden ele mi sadece, yoksa benzinin 30 lira, mazotun 30 lira olmasının da bunun bir etkeni var mı? Olmaz mı ya, dolara bak. Benim sattığım ürünler bile bir bakıyorsun 30 milyon, yarın bir bakıyorsun dolar çıkmış 35 milyon. O zaman bu kurdan kim sorumlu ve bu benzin fiyatlarından kim sorumlu? Sence kim sorumlu? Size soruyorum. Hani kim olabilir? Devlettir yani. Kim olacak abi? Ama bir kafa karışıklığı da yaşıyoruz galiba abi. Abi şimdi konuşacak muhabbetler, bunlar da konuşulmaz. Neyse, seninle muhabbete doyum olmuyor abi. Sen abi biz seninle şey yapalım ama
Yok abi, benim fikirlerimizi tartışalım, doğrusunu bulalım tabii ki de. Hani doğrusu inşallah. Doğru dürüst birisi gelir de şu Turgut İsmet'e Ecevit gibi öyle bir adam gelir de helal olsun, kurtarırız belki. Lan birkaç sene önce de Ecevit'e neler diyorduk, neler abi? Ne oldu şimdi, Ecevit'e arar olduk? Ne olur, arar oldun tabii. Daha giden gidenin ne olur? Her zaman aratır. Bunu unutma kardeşim. Giden giden her zaman aratır. Diyorsun ki Tayyip Erdoğan da giderse biz bunu ararız. Arayacağız yani ya abi. Ha? Tayyip Erdoğan da giderse onu arayacağız. Gelen onu aratacak mı yani? Zaten 19 sene olmuş bir fil. Az mı 19 sene? Hatta 20 seneyi de aştık. 10 sene önce sıkıntı yok da niye şimdi sıkıntı var o zaman? Kaç paraydı dolar o zaman? Dolar kaç paraydı? Kaç paraydı? Kaç paraydı dolar? Dolar 3 liraydı, 5 liraydı. Kaç paraydı? Şimdi 17 lira, 18 liradır dayı. Bir şey alabilir mi? Yok dayı, sen alabilirsin. Ben alamıyorum. Ben de alamıyorum. Gördün mü? Benim çalıştığım yer oradadır. Orada çalışıyorum. Ha, bak çalışıyorum da ama gene yetmiyor bana. Ben 5 tane yetmiyor tabii. Biz de onun tartışmasını yapıyoruz. Anladın mı? Yetmiyor tabii. Niye? Hep ne yüzündendir? Ha? İşte bu yaşlı kesim yüzünden bayram gelir, kaşlığı cebe indirirler. Ondan sonra şey gelir, o primi alırlar. O gelir bunu indirir. Ama gençlere dönüp baktığında gençler şükretmeyi bilmiyor. Gençler işte bak cebinde 5 milyarlık telefon var. Bir sor o 5 milyarlık telefonu ne zamana, nasıl sor, aldı? Sen bana sor. Yani bir onu sorsalar keşke. Ya da niye 5 bin lira o telefon? Ha, niye 5 bin lira? O da zaten yukarıdakinden dolayı 5 bin lira. O telefonun maliyeti 500 liradır. Aslen yani maliyeti 500 lira bile değildir yani. Ben bir tane telefon kendime alıyorum alınca. Bir tane yukarıdakini alıyorum. Bir tane de devlete alıyorum. ÖTV'si, KDV'si abi, bilmem zengin, neyi. Fakirin halinden anlar abi, mı? Yok. Anlamaz abicim. Sen ne yapacaksın? Bakacaksın ekmeğine çorbana. Şu değil midir abi asıl sormak, sormamız gereken kendimize. Biz neden fakir olduk? Neden fakirleşiyoruz? Neden fakirleşiyoruz? Başımıza çok hırsız olduğu için. Senin benim hakkımı yiyenler için İşte biz bir yere varamıyoruz. Avrupa nasıl? Yeniden çoğuya bile maaş bağlıyor kardeşim. Benim hakkım değil mi? Hakkım. Onlar değil. Sen bizdeyiz. Hani nerede? Ya hayatınız boyunca hiç tatile gidebildiniz mi? Nereye kardeşim ya? Nereye gidiyorsun tatile? Biz Üsküdar'a zor iniyoruz ya. Ben Selam'sa oturuyorum, Üsküdar'a zor iniyoruz. Dolmuşehir'e 8 milyon ya. Bu yetişmiyor ama ya. Ama gene vazgeçmem diyorsun abi. Ne abi, ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Niye ne yapabilirsin abi? Oy senin oyun. Neden abi, hani ben, ne yapabilirsin? Benim oyum ne? Aldı adam almış elini dünyayı oynuyor işte. Ama seçim geldi. Geldiği zaman yine senin oyun lazım olacak. Alsa ne olur, adam 19 sene almış, adam 19, 20 seneden beri başkan. Abi şöyle bir gerçek var, bak ne demişler, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmaz, kalmadı. Ona da kalmaz. Yani kimse, ne Adolf Hitler'ler gitti, ne Stalin'ler gitti, ne şeyler gitti. Kendi ülkemizde sensin mülteci, benim mülteci, abidir mülteci, kardeşimdir mülteci. Afgan'ı soktun, Özbek'i soktun, Suriyeli'yi soktun, İranlı'yı soktun, Dubai'liyi bilmem soktun. Katarlı'yı soktun. Herkesi çarkın içine aldı. Adam bir tek kendi ülkesindeki vatandaşı çarkın içine sokamadı. Neden almış olabilir abi, bu kadar mülteci? Niye almış olabilir abi? Şimdi sana vatandaşlık verecek, ona vatandaşlık verecek, ona vatandaşlık. Çünkü artık millet uyandı. Millet uyandı, o almayacak ama elin Suriyelisine nedir? 1 milyar maaş bağladı. Afganlısına 500 lira atıyorum maaş bağladı. Nedir bak, ben size maaş bağladım. Sizi hani şeyden aldım, sığınmacı olarak aldım. Alın size vatandaş. Bak bu seçim gelirse hani kime atacağınız bellidir yani. Adam o makası kapatmaya çalışıyor abi. Şu an makası kapatmaya oynuyor da o makas bir daha da kapanmaz. Şarkın içine dediğiniz gibi bir tek bizi alamadı. Bir tek biz girmeyiz. Biz asıl şarkın içinde olan biz olmamız yani gerek. Asıl bu ülkenin cefasını, şeyini abi yani varlığını da yokluğunu da hepsini gören biziz. Ama adamlar yok işte nereden geldi? Ta elin bilmem neyinden geldi. Bu sefer ben sefalet içindeyim, adama bakıyorum abi iPhone'un içinde. Vallahi bak iPhone 6'dır abi sen. Aman sok cebine. Aman. iPhone 6'dır abi. Yani bak ben korkuyorum abi, ben telefonumu değiştireyim ya, yemin ederim var ya, çünkü abi yetişmiyor. Bir telefon olmuş, ben yine telefonlara zam geldi. Bir telefon olmuş 30 milyar para. Ya 30 milyara millet 2 tane araba alıyordu ya, 3 tane araba alıyordu ya. Dogan 5 liraydı. Evet, doğru. Vallahi 5 liraydı abi ya, millet bedava veriyordu, almıyor. Şimdi git bir tane Dogan almaya kalk. 200 bin liraya satılmış en son. Abi nerede alacaksın o Dogan'ı Allah aşkına ya. Ama şimdi bakıyorum son model arabalar, son model şeyler yani, acaba düşünüyorum ben mi bir yerde yanlış yapıyorum yoksa onlar mı çok doğrudur? Yani sonuç ne çıkıyor işte, onu düşündüğün. Abi sonuç ne çıkıyor biliyor musun, aslında yanlış hepimizde var aslında, bir nevi biraz yanlış hepimizde var ya. Açalım onu da, ne gibi yanlışlarımız ne var? Ne gibi yanlışlarımız var abi, daha öncesinden uyanmamız lazımdı, daha öncesinden sesimizi çıkarmamız lazımdı. İlla ki doların 17 lira olmasını beklemeyecektik yani abi, bu bir fitil değildi ya, bunun için yani bir ateş
işleme değildi. Bu daha öncesinden de belliydi zaten. Gel gitler oluyordu yani abi, adam 15-17 Aralık operasyonunda da yani şeyler, tapeler tak 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 hepsi döküldü yani abi. Ama döküldü nedir? Sonuç yine aynı abi, sonuç yine aynı. Yani ben esen burada sabaha kadar da konuşsak yine nafiledir abi. Peki nasıl düzelecek? Abi nasıl düzelecek biliyorsun. Tamamen bütün bu sığınmacıları abi ortadan kaldırmak lazım, göndermek lazım ki benim bu kardeşim iş imkanı bulsun. Oradaki kardeşim ben iş imkanı bulayım. Bu kardeşim diyor bunun hakkı 5 milyar da çalışmak. Elin Afganlısı geliyor diyor, sen bana 2,5 milyar ver ben çalışırım. Ya hayırdır kardeşim ya, sen ne hakkın var bu adamın ekmeğini yemeye veya sen ne hakkın var onun şeyini yapmaya, düzenini bozmaya. Sen gelmişsin zaten kaçak göçek yaşıyorsun yani, bugün varsın yarın yoksun, ülken düzeldi mi yatırıp gideceksin. Bu adam büyüyene kaç çoluk çocuğu olana kadar da bunun cefasını çekecek yani, al bak abi. Ama göndermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Abi göndermeyecek diyor yani o. Abi papağan da konuşuyor. Papağan da konuşuyor ama pek bir işlevi yok yani, artık bitti abi. Davası öldü yani abi, Allah'ın izniyle inşallah yani inşallah bu ülke tamam bir 5-10 seneye düzelmez abi. Yani iyimser olmayalım. Niye bu yargıdayız? Neden 5-10 seneye sence düzelmez? Yani abi şimdi sana şöyle söyleyeyim. Dünyada en baba spor kulübünü satın alsan 1 milyar dolara alırsın. En baba Real Madrid, Barcelona. Abi adam 108 milyar doları indirdi cebe ya. Sence düzelir mi bu ülke biraz? Yani biraz da öyle düşünelim abi. 128 milyar tek başına indirmemiştir de ona indirmiştir, 5-10'a indirmiştir. 3 yani gitti abi, para eridi gitti. Yani artık Merkez Bankası tak 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 karşılıksız para basıyor. Abi dedi işte bak dedi, 1,5 ay sonra asgari ücrete zam mı gelecek ne abi? İşte 6,5 mi ne olacak? Kardeşim tamam güzel 6,5 olsun da önemli olan onun ardından tekrar bir zam yapıştırmamaktır. Zaten sıkar olmuş 30 abi, tütün içeceğim yani ben yani gerçekten var ya abi hiçbir şeye yetişmiyor. Bir tavuk olmuş abi 70-80 lira para. Eti demiyoruz abi, eti unuttuk. Etin, hayal mi oldu? Ya abi et hayal oldu, etin tadını bile unuttum yemin ederim yani bak. Geçen sene kurbanı rahat rahat kesebiliyorduk. Bu sene bağış yapmak bile imkansız, o kadar şeye geldi. Evet yani. Fiyatlar bayağı bir artış gösterdi. Aynen. Sokağa geliyor sütçü, sokaktan süt alamayacak hale geldik. Bu kadar şey yapıldı artık yani. Sebep ne görüyorsun yani bu hale gelmemizdeki en büyük sebep sence ne olabilir? En büyük sebep... Normalde Türkiye bütün kendi hayvancılık olsun, tarım olsun kendi şeyini karşılayabilecek bir kapasitededir yani. Orada hani Konya'da olsun, şeyde olsun abi en büyük şey bizdedir yine ova olarak şey olsun. Ama abi bakıyorsun benzin olmuş 26-27 lira. Bilmem ne yem olmuş 300 lira, 500 lira. O adam sence abi nasıl eksin, nasıl biçsin? Zaten bize gelene kadar oluyor fiyatı 25. Abi ben spor yapıyorum. Bugün gittim manava. Hani 2 tane muz alayım ayıptır demesi. Dedim 2 tane muz alayım. Abi 15 lira para verdim 2 tane muza. 15 lira. Kilosunu alıyorduk. Ya abi. Hatta kilo, daha ucuza. Abi daha ucuza yani böyle 15 lira abi böyle bir demet alıyorduk ondan. Ama şimdi 2 tane muzda 15 verdim. Abi yani baktım düşündüm. Dedim hani gerçekten yani benim hakkımı yiyen her kim varsa hakkımı kesinlikle abi ben helal hoş da etmiyorum. Ama öbür dünyada da abi gerçekten bunun hakkını da soracağım yani her zerresine kadar. Hakkımıza mı girildi diyorsun? Abi hakkımıza girildi. Eli senin cebine girdi. Benim cebime girdi. Onun cebine girdi. Abi birilerinin cebi dolarken birilerinin boşalır. İkisi birden dolmaz. Makas hiçbir... açıldı mı diyorsun? Abi açıldı. Zengin oldu. Zengin fakir abi, kaldı. Abi orta kesimi fakir. Yediler. Orta kesim yok artık abi. Yani orta halli vardı ya abi eskiden. Eskiden orta halli vardı. Orta halli yok abi. Bitti. Ya sen çok fakirsin ya da çok zenginsin. Ortası olmaz abi. Yani gerçekten sana onu söyleyeyim. Hayallerin kaldı mı? Abi, var mı? Hayallerim var. Ne hayalim var? Yurt dışına gitmek hayalim var. Neden bu yurt dışı hayalimizi tüm gençlerimiz kuruyor? Çünkü verdiğim emeğin karşılığını orada alabiliyorum. Ben burada 12 saat çalışıyorum abi. Ayıp duruyor 170-200 liraya tamam çalışıyorum ama 12 saat çalışıyorum, nasıl kazandığımı kimse bilmiyor. Abi ben Avrupa'ya gideceğim, ben günde 7-8 saat çalışacağım. 8 saat. Ha 8 saat çalışacağım abi. Ben adamlara mesai yapayım desem bile adamlar buna izin vermez. Çünkü vücudunun dinlenmesi lazım, kendine zaman ayırman, ailene zaman ayırman, arkadaşlarına, sosyal çevrene, işte aktivitelerine zaman ayırman lazım. Çünkü adam çalışanın mutluluğunu önemsiyor. Abi hepimiz çalışıyoruz. Burada kim çalıştığı işte mutludur sence? Valla ben değilim. Yani açık söyleyeyim ben değilim. Yani burada 10 parmağı geçmez de yani abi mutlu insan sayısı çalıştığı yerde. Yaşamak için mi çalışıyor? He abi yaşamak içini geçtik günü birlik ya. Bugün karnımızı doyurduk mu abi? Ya Rabbi çok şükür yarına Allah kerimdir diyeceğiz. Kalktık mı yarın doyduk. Doymadık ya Allah ya sabır abi. Artık günlerimi abi, takip eder oğlum. Günleri takip eder oğlum. Yani abi bir birikimdir. Yok işte 3-5 ay sonrasını düşüneyim. Bir sene sonrasını düşüneyim. Hayal
helal oldu abi onlar yani. Günü kurtardın mı baba sensin, günü kurtarmadın mı rezil de sensin diye abi. Paran varsa rezilsin, vezirsin, paran yoksa rezilsin. Budur abi yani. Abi çok teşekkür ettim. Peki son olarak şunu da sormak tabii istiyorum. Abi. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Abi bugün bir seçim olsaydı oyumu kimden yana kullanmak isterdim yani. Ekrem İmamoğlu şey olsaydı, aday olsaydı abi ona verirdim yani. Neden İmamoğlu diyelim abi? Abi adam yani her şeyi ortaya döküp çalışıyor yani, yaptığı şeyleri de belgeleyerek adam şey yapıyor, maliyeti olsun şey olsun yani. Buraya bu kaldırımı dikti, 2 milyonsa bu kaldırımı dikmek, adam 5 milyon demiyor ha yani abi, 3 milyon da arka tarafa. Şeffaf diyorsun olmak. Şeffaf olması. Abi tamamen şeffaf abi yani, önemli olan da budur yani. Abi diye şüphe olmayacak bir insan yani, o kişi bir işi yapıyorsa şüphe hiçbir zaman olmayacak, insanın içi rahat olacak. İnsan içi rahat değilse bugün oy veririm, ertesi günü yani İmamoğlu öyle yapsın, İmamoğlu'na da karşı gelme abi. Ben yani kendisine olan bir sempatim yok abi, karakterine, çalışmasına doğru bir sempatim var yani abi. Ondan dolayı yani, yoksa İmamoğlu olmuş, o olmuş mu abi, kim şeffafsa yani o olsun yani, gerçekten başka biri değil yani. Yeter abi ya, ben 23 yaşındayım abi, bittim ha yani abi, ben bu yaşta yani çöktüm gerçekten abi yani. Ben 4 sene de okul okudum, tarih öğretmenliği okudum. Burada geldik yine kafede çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Hani öğretmenliği niye yapamadın? Niye yapamadım? Yani 4 sene okul okudum öğretmenlikte, hani ben asgari ücret verecekler bana. Özel, hadi atanmayı geçtim, özel okullarda 4 milyar 250 maaş veriyor abi. Ben burada kafede çalışıyorum, benim aylığım 6-6,5 milyardır. Sence abi sen hangisini yapardın? Öğretmenin hiç mi değeri kalmadı? Hiçbir değeri kalmıyor. Önceden herkes, hani biz küçüktük abi o zamanlar, herkes çoluğunu çocuğunu öğretmenlere emanet ederdi. Herkes öğretmenlere hürmet gösterirdi abi. Şimdi öğretmen görünce elini tersiyle atıyor, kız bile vermiyorlar öğretmen yani, ben sana öyle söyleyeyim abi. Önceden devlet memuru olsun yani derlerdi. Devlet memuru olsun derlerdi, şimdi yok abi. Şimdi ne devlet memuru mu kaldı? Ancak işte yandaş olacaksın, sağlam bir dayın arkanda olacak, güzel bir torpil tamamdır, bir masa başı iş, müdür, carçur. Yani abi millet A101'e BİM'e çalışmaya 4 sene okul okuyan. A101 BİM için ya. Lan onun affedersin götü boklu A101'dir ya, neyin diploması? Sen kimsin de diploması diyorsun ki buna? Ama adamlar sorsan işte okumuş insan lazım diploma. Lan bu adam okul okumadı diye niye senin yanında çalışamıyor? Bu adam yani haşırdır, affedersen kardeşim, bu adam salak mı ya? Sen niye insanları kayırırsan ki abi, resmen Hindistan'daki gibi kas sistemi bir oluşmuş. En tabakadan en üste yani abi, oraya da hayatta en tepeye de ulaşamayız. Ben gideyim abi. Peki, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun ekonomi? Ekonomi yine pahalı olsa da, bak ben hani milliyetçiyim, MHP'liyim. Pahalı olsa da yine düzeltecek şey vardır. Sistem hani bir gün, elbet bir gün düzelir diye umut ediyorum. Elbet her gün bir şey düzelir yani. Onunla hani bir gün her şey düzelebilir. Hani onu umut ediyorsak zaten evet. Aynen. Öyle bir umudumuz var. Bir gün her şey tabii ki de düzelecek. Aynen. Ama biz burada kim nasıl düzeltebilir konuşuyoruz. Kim nasıl düzeltebilir bu ekonomiyi? Dışa bağımlılığı hani kesmesi lazım mı Cumhurbaşkanı'nın? Dışa bağımlılığı kesip yeniden şey yapması lazım hani. Dıştan mesela ben Kastamonu Taşköprülüyüm. Sarımsağın diyarı. Aynen. Sarımsağın diyarı. Orada mesela sarımsağı, Çin sarımsak ekiyorlar. Buna izin vermemesi lazım. Buna hani Çin'den gelen şeylere izin vermemesi lazım hani ihracata. Kendi ülkemiz zengin bir ülke. Hani ben internette araştırıyorum. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi. Niye bizim ülkemizde şey olmuyor hani dıştan geliyor? Orta Doğu'da tam diyemeyiz. Aynen. Bir yarımız batıda, bir yarımız aynen doğuda. Hani tam şey ülkemiz yani, zengin bir ülkeyiz. Antalya'da falan bir şey, narenciye yetişebiliyorsa ülkemizde de hani şeyler yapabilirler. Peki şöyle yapalım mı? Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanır? Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim, MHP üyesiyim. Yine adayım belli yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynen, Erdoğan. Var mı başka? Var mı başka derken abi? Başka, ya, neden yani? 85 milyon da adam yok mu abi? Şimdi 85 abi, milyondan bir tane adam yok mu? Biraz önce arkadaş burada röportaj yaptı, vatandaşın bir tanesi. İmamoğlu şöyle, İmamoğlu ne yapmış bu İstanbul'a gelmiş de? Soruyorum. Ne yapmasını istiyorsun? Ne yapmış abi? Ne yapmasını bekliyorsun? Ne demek ne yapmasını bekliyoruz? Ne istiyorsunuz mesela? Adam, yapmaktan kastınız adam nedir? Onu Şubat'ta, soruyorum. Adam Şubat'ta, Mart'ta karın altında kaldı ya. Dün Ankara'da Mansur Yavaş senin altında kaldı. Kar konusuna geleceksek abi, şöyle de bir durum oldu. Ben, hatırlıyorsan ben söyleyeyim mi? Cevap vereyim mi? Cevap verebilir miyim? Cevap verebilir miyim? Cevap niye veremeyeyim? Hayır, söyleyip böyle kafanıza göre olmuyor ki ama. Tamam, ben size cevap veriyorum. Ben de size diyorum ki, ben de size
size diyorum ki o kar konusunda Ulaştırma Bakanlığı da kötü sonuçlar verdi ve ilk defa belediye ve Ulaştırma Bakanlığı birbirine suç atmadı. Farkındasınız değil mi? İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında hiçbir vatandaşın benim belediye otobüsünden inip de evine yürümüş mü? Buraları su basmıyor muydu abi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Denizden birleşiyordu deniz. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsun. Yanlış hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun. Televizyonlar bunları o zaman yanlış mı gösterdi? Nasıl? Televizyonlar gösterdi. Ya su her yere basar. Az önce de dedin ki Ankara dedim böyle dedin. Ya, nasıl? Ya Ankara'da kardeşim adam şeyinde yoktu ya. 23 sene. Peki, bir partinin başkanı kalmış orada Melih Gökçek. 23 senedir yapılmayanı. 3 yıldan beri yaptığı hizmeti hiçbir belediye yapmadı bu zamana. Ankara'nın altyapısı yokmuş abi. Ankara'nın şu an hala borcunu hala ödemediler duruyor biliyorsun. Anka Park'ın mı? Hayır. 200 milyon dolara dinozorları mı? Eski belediye başkanı değil Ankara'nın. Abi 23 senedir Melih Gökçek. Daha ondan önceki ismi neydi ya? CHP'li bir tane vardı ya. Neydi o vatandaş? 23 senede ödeyemedi. Mansur Yavaş mı? Yok ki be yavrum abi CHP'den. Abi biz onlar da değiliz. Gel birazcık ülkenin ekonomisinden bahsedelim. Belediyelere girelim. Borçları bıraktı gitti. O vatandaşın ismini getiremedi. Abi biz ne bekliyoruz? Neyi ne bekliyoruz? Hani genel anlamda biz diyoruz ki ülkenin ekonomisi giriyoruz belediyelere. Girelim problem de değil. Konuşun. İki tarafı da eleştirin. Hiç problem değil. Ama biz neden konumuzdan hep sapmayı tercih ediyoruz? Hayat pahalı değil mi siz? Ya şimdi hayat pahalı. Şimdi tutturmuşsunuz. Hayat pahalı. Ben tutturmadım abi. Bize diyorsun ki tutturmuşsun. Ekonomi abi. Valla ekonomi pahalıydı efendim yani. Ne oldu abi bu ekonomiye de böyle pahalı oldu ya? Ya ne her yerde var. Dünya her yerde böyle. Dünyada var evet bir kriz var. Benim kardeşim şeyde Bilçika'da freni var. Ben her gün hemen görüşüyorum. Abi diyor burada un alamıyoruz. Makarna alamıyoruz diyor. Ne be benzin. Diyor 2.90 olmuş diyor. Siz de buna inandınız. Yok ya benim kardeşim var da olmuş yani. Yani olmuş yani. Abi en yüksekleri aradım. 2 lira 2 sterlin olmuş. Ben amcam olur orada. Burada da diyor pahalı diyor. Hayat pahalı diyor. Bizimki kadar pahalı mı abi ya? Ama diyor 300 lira ben size bakma diyor. 300 lira zam gelmiş diyor. Neye 300 lira? Ya her şey diyor burada %300'e gelmiş. Yalan abi. Yalan değil. Yalan abi. Benim kardeşim bir yalan konuşuyor. Veriler var ortada. Var. Devlet açıklıyor bu verileri. Nasıl oluyor 300? Bizde %75 onlarda %300 mü olmuş? Ya ona mesela orada mesela diyelim mesela ne diyor biliyor musun? Ben diyor orada diyor mesela burada ben aylık veriyorum yani. Mesela şeye işçiye diyor. Para yolluyor mu abi size? Bir dakika anlatayım mesela. Yani ben o biladerin dediğini anlatıyorum. Yani. Sana ben bilader, benim amcam oğullar ve İngiltere'de, Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da bizim ailenin %90'ı orada. Oy kullanıyorlar mı onlar? Tabii orada kullanıyorlar yani. Buraya Türkiye içinde oy kullanıyorlar mı? Yok onlar kendileri orada kullanıyorlar. Yani. Buraya için kullanmıyorlar. Yok. Ondan sonra diyor ki mesela diyor burada diyor kiralı diyor 800 lira, 800 euro diyor. Evet. En azından diyor. Bizde ne kadar abi? Ondan sonra diyor 800 euro ama. Tamam biz euro mu kazanıyoruz? Sen şimdi euro hesabına girdin mi? Yok euro hesabına girdim ama onlar biz diyor burada diyor bu parayı diyor burada kazansaklar oraya geldi bizim paramız değerlenir diyor. Burada para değerlenmez yok diyor. Abi orada kur sabit. Gelir abi belli. Şimdi bak orada gelir. Adamlar 100 sene bizden önce Avrupa zengin değil mi? Onlar da gittiler. Nasıl gittiler abi? Ya onlar da ekonomi bu savaştan dolayı. Burada diyor gıda yok. Gıda eskiden. Yalan abi. Yalan yok. Gıda. Gene yalan söylüyor. Çünkü neden? Neden biliyorsun mesela diyor burada ağır sanayi önemsedi diyor Avrupa diyor. Şimdi ağır sanayi eski gibi diyor ama şimdi gıda diyor sıkıntısı var diyor. O yüzden mi abi dünyanın en iyi ikinci üreticisi Hollanda? Sen hangi kanalda şey yapıyorsun? YouTube abi. Ha YouTube fark etmez. O yüzden mi ikinci dünyanın en iyi ikinci tarım alanı Hollanda? Bizim İstanbul kadar nüfusu olmayan bir ülke. Ama adamlar bizde kaç sene önce... Modern tarım abi. Modern tarım. İşte burada diyor ağır sanayi diyor var ya bence. Tarımın ileride olup olmaması çok önemli mi abi? Hı. Tarımın yapacağımız şekil bellidir aslında. Toprağın varsa, benzinin varsa, buğdayın varsa ekersin. Sen burada da diyor sıkıntı çoktu yani. Eskisi gibi değil. Yok abi ben var, sana söyleyeyim istiyorsan. Var istiyorsun. Var. Hiç açıp baktın mı he? Verilere? Avrupa'nın genelde enflasyon oranı kaç sence? Valla onu bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim mi? 9. Pahalılık var yani. Abi 9. Tamam yani pahalılık var yani eskisi. Abi %9. Savaştan önce iyiydi diyor. Abi %9. Savaş onlara gelmedi. Geldi. Nasıl geldi abi? Kötü dediğin yerin %9 bizim %75. O da resmi veri. Nasıl oluyor? Kim daha kötü? Ya onlar daha önce zengin adam. Ya. Peki bizim ekonomimiz nasıl abi? Ya biz iyi değil. Mesela, niye iyi değil? Yani sen, neden böyle oldu sence? Ne bileyim işte böyle diyorlar. Yani bu savaştan dolayı. Diyorlar değil. Yaşamıyor musun abi sen? Ya, görmüyor musun? Görüyorum. Pahalı var. Yani kabul ediyorum. Neler pahalanmış abi? Her şey pahalanmış. O da her şey pahalanmış. Her şey pahalı. Düşündün mü iş abi? Niye pahalandı bu kadar? Ya o kadar da düşünsen ne olacak? Pahalı dedi. Ne düşünsen ne olacak? Düşünmeye de diyorsun. Gerek yok. Ya, öyle eder yani. Peki abi
abi bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Abi ben şu ana kadar seçimde oy kullanmıyorum. Ben sakatım ya, gitmiyorum ben sandığa. Şu anda kullanmıyorum yani. Neden abi kullanmayı? Kullanmak isteseydin kime kullanırdın? Ya ben doğru söyledi AK Partiliyim. Yalan yok. Belki kullanmışsın abi oy. Ya ben aile kullanıyor ama ben şu ana kadar ben şey gidemiyorum hani. Ama diyorsun ki her şey kötü, böyledir, şöyledir, şikayetçiyim. Ama yani dört dörtlük değil yani abi, dört dörtlük olmayabilir yani. Şu anda çok fazla değil mi zaten ya, her şey? Fazla. Faturaların sana fazla gelmiyor mu? Geliyor. Ev kira mı? Kira var, kira var. Sen kirada mı oturuyorsun abi? Evet, şu anda kirada. Nasıl geçiniyorsun abi? Ya valla ne abi, çocuklar çalışıyor, ondan sonra iki tane oğlan çalışıyor. Ne yapayım, idare ediyor yani. Tamam ben iyi demiyorum. Yok ben sana iyi yok, demedim yani, zaten. Öyle bir şey yok yani. Hı-hı. Yani şu anda durum iyi değil yani. Tamam kendinize iyi bakın, çocuk beni bekliyor. Peki abicim, hadi teşekkür ederim. Sizin her şey devam edin. Tamam, hadi görüşürüz. Abicim sana da soralım.